Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün başka bir webinarla yine birlikte olacağız ve bugünkü webinarımızın konusu Sophos XG'de temel kurulum ve cihazın register ve aktivasyon işlemi olacaktır. Aslında çok genel ve temel bir konuyu seçtik bugün için. Çünkü biliyorsunuz bir ara verdik webinarlarımızda ve bugünden itibaren Sophos webinarları ile yine birlikte olacağız ve devam edeceğiz. Birçok arkadaşımız Sophos XG serisiyle çalışmadığı için biraz daha böyle genel bir konu seçtik bugün için. Bir sonraki haftalarda daha böyle teknik konularla devam edeceğiz inşallah. Dediğim gibi birçok arkadaşımız Sophos XG serisiyle çalışmamıştır. Büyük ihtimalle eskiden Cyberon'la çalışmışız. Onunla ilgili bilgimiz var. Register işlemi nasıl yapılır? Kurulum işlemi nasıl yapılır? Dolayısıyla bugün bu konuyla birlikte olacağız. Bildiğiniz üzere Sophos son zamanlarda Sophos XG SFOS işletim sistemi üzerinde koşan serisini piyasaya sundu. Sophos XG aslında Cyberon ve Sophos'un eski seri UTM'lerinin birleşmiş hali. Birçoğu Cyberon'dan gelen özellikler artı Sophos'un üstün özellikleriyle birleşmiştir ve SFOS olarak şu an kullanıma sunulmuştur. Burada biliyorsunuz zaten özelliklerden çok fazla bahsetmeyeceğim. Network koruması, identity tabanlı yani kimlik tabanlı firewall özelliği, web ve application koruması ve kontrolü. Yani yine burada mesela web application kısmı gerçekten başarılı bir şekilde geliştirildi. Daha kolay kullanıma sahip. Email protection zaten Cyberroom'da da anti-spam olarak geçiyordu. Anti-spam özelliği olarak geçiyordu. Ama Sophos'taki email protection Cyberroom'daki anti-spam'le pek alakası yok. Tamamen değişti. Çok yeni özellikler, email encryption dahil, email şifreleme dahil yeni özellikler eklendi. Dolayısıyla o tarafta bayağı bir gelişmemiz var. İnşallah gelecek haftalarda bunların hepsini webinar olarak size sunmayı düşünüyoruz. Wireless Access Control özelliği, yani Sophos Access Point'larını tek noktadan firewall üzerinden başka bir kontrolöre ihtiyaç kalmadan Sophos'tan yönetebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu Cyberroom'un son versiyonlarında da eklendi. Aslında Cyberroom Sophos tarafından satın alındıktan sonra Cyberroom'un son versiyonlarında da mevcuttu. Ve olduğu gibi de Sophos tarafında devam ediyor. Web Server Protection. Gene ben burada Cyberroom'la karşılaştırmayı aslında yapıyorum sürekli. Arkadaşlar sanırım Cyberroom'la bilgili yani çalıştıkları için sürekli bu kafalarında bu soru işareti olabilir. Mesela Cyberroom'da nasıldı, burada nasıl oldu? Bunu da aslında cevaplamış olacağım bu şekilde. Evet, Cyberroom'da da WAF veya Web Server Protection özelliği vardı. Ama gene bahsettiğim gibi burada Cyberroom'daki WAF'la alakası yok. Sophos'ta gayet başarılı bir şekilde değiştirildi. Birçok yeni özellik eklendi. Hatta tamamen Sophos'tan gelme bir özellik diyebiliriz bu Web Server Protection'a. Built-in Reporting biliyorsunuz bu özelliği ise kesinlikle tanıdık gelmesi lazım. iView tabanlı. iView gene bazı geliştirmeler yapıldı ama temelinde gene Cyberroom'un iView'su kullanmakta. Ve son olarak da Synchronized Security özelliği. Şimdi Sophos'a geçtikten sonra Sophos Firewall serisi diğer Sophos ürün ailesiyle de birlikte çalışmaya başladı. Örneğin endpoint çözümüyle yani endpoint antivirüs çözümüyle entegre oldu. Ve siz eğer Sophos XG kullanıyorsanız veya aynı zamanda da içeride kullanıcılarda antivirüs olarak da Sophos kullanıyorsanız eğer Cloud versiyonunu tabii. Sophos XG ile konuşturabiliyorsunuz ve Firewall'da antivirüsün durumuna göre kural yazma şansınız olacaktır. Örneğin makineye virüs bulaştıysa internet trafiğini kes veya benim sunucularıma ulaşamasın gibi kural yazabiliyorsunuz. Temel olarak özellikler bunlar. Yine dediğim gibi bunların birçoğunu webinarlarla yapmayı düşünüyoruz. Birlikte olacağız. Yapılandırma tarafında dört şekilde yapılandırma yapılmakta. Donanım olarak sunuluyor. Bahsettiğim gibi Sophos XG serisi. Yazılım olarak sunulmakta.
Yani Intel uyumlu donanımların üzerine siz bunu yazılım olarak da kurabiliyorsunuz. Sanal makine olarak sunulmakta Hyper-V, VMware, Zendesk, Zen Server ve KVM platformlarında çalışmakta ve son olarak da bulutta servis olarak siz satın alıp kullanabiliyorsunuz. Azure tabanlı. Dört farklı yapıda sunulmaktadır. Evet, zaten siz arayüzüne Cyberm'dan büyük ihtimalle hatırlıyorsunuz. Default IP ile yani 172.16.16.16 IP ile birinci porta yani Cyberm'da A port dediğimiz burada bir nolu porta ulaşma şansınız vardır. Yine Cyberm'a göre şöyle bir değişiklik yapılmış. Cyberm'da siz HTTP portuyla da cihaza ulaşabiliyordunuz. Ama burada artık HTTP portuyla cihazı yönetemiyorsunuz. Yönetim protokollerinden tamamen kaldırılmış. Çünkü biliyorsunuz HTTP artık güvenilir bir protokol değil ve bunu yönetim protokollerinden kaldırmışlar. Artık desteği yok. Dolayısıyla HTTPS ile cihaza bağlanacaksınız. HTTPS'e de bağlanmak istediğiniz zaman yine portu da değişmiş. Yani default port Cyberm'da 443 iken burada 4444 olarak değiştirmiştir. Dolayısıyla IP'nin sonuna 2.4444 ile cihazın yönetim ekranına yani şu anda gördüğünüz ekrana bağlanma şansınız olacaktır. Kullanıcı ismi admin, varsayılan şifre gene admin. Cyberm'da bildiğiniz üzere Cyberm diye başka bir kullanıcımız vardı. Bu da kaldırılmıştır Sophos tarafında. Bir tek admin kullanıcısıyla cihaza bağlanıp yönetme şansınız olacaktır. Daha sonra siz de gene kendiniz administrator kullanıcısı oluşturma şansınız var. Ama en başta default olarak tek bir tane admin kullanıcısı bulunmakta. Konsol bağlantımızlar olduğu gibi devam ediyor. SSH üzerinden cihaza bağlanabileceksiniz yönetim için. Aynı zamanda konsol kablosuyla da bağlanma şansınız var. Sadece burada tek değişen bir şey var. O da konsol kablosunun hızı. Yani konsol portunun hızı 9600'den burada 38400 olarak değiştirmiştir. Dolayısıyla bunu da PuTTY ekranında yani PuTTY ile bağlanmayı düşünüyorsanız eğer PuTTY ekranında bunu ayarlamanız lazım. Aksi takdirde bağlantı yapamayacaksınız. Tamam biz şimdi cihaza bağlanacağız. Ama bağlandığımız zaman bu ekranı görmeyeceksiniz en başta. Çünkü ben şu an çok yeni bir cihazla çalışıyorum. Zaten bugün amacımız o. Cihazın aktivasyonu ve temel yapılandırması. Dolayısıyla siz cihaza bağlandığınız zaman daha aktif olmadığından dolayı şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda da cihazı register edip daha sonra cihazın yönetim arayüzüne bağlanma şansınız olacaktır. Burada şöyle bir yapıda çalışacağız. Mevcutta bir tane yapı var. Yani firewall veya modem var diyelim. Gördüğünüz gibi burada. İnternete bağlı. Aynı zamanda iç network'te de 172.16.10'lu network'e sahip. Burada da mevcut bilgisayarlar var. Switch üzerinden firewall'a geçip veya modemin üzerinden internete çıkabiliyorlar. Şimdi burada amacımız buradaki modemi veya firewall'u Sophos XG ile değiştirmek. Dolayısıyla şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Aslında birçok yöntem var bunu yapabilmeniz için, cihazı devreye almanız için. Ama önemli olan şu, en başta cihazı aktif etmek için cihazın internete çıkıyor olması lazım. Dolayısıyla siz eğer cihazı konfigüre etmeden buraya konumlandırırsanız büyük ihtimalle internete çıkartamayacaksınız veya biraz işiniz uzayacak. Dolayısıyla en kolay yöntem ne olabilir? Ben buradaki XG cihazı bir kabloyla iki nolu portu üzerinden mevcut modeme, pardon, mevcut switch'e bağlıyorum. Neden bu işi yaptım? Çünkü zaten burada bizim içerideki makinelerimizde internet bağlantısı var. Dolayısıyla ben bunu böyle taktığım zaman DHCP aktif olduğu için DHCP client mevcut yapıdan, mevcut firewall'dan bir tane IP alıp buradan internete çıkma şansı olacaktır. Benim de amacım zaten bu. Cihaz internete bağlansın ki ben cihazın aktivasyon işlemlerini tamamlayayım. Dolayısıyla benim önerim şu olacak. Siz burada cihazı internete yani veya firewall konumuna konumlandırmadan, sokmadan önce burada normal şekilde switch'e takın. İki nolu port üzerinden, one port üzerinden. Daha sonra siz bir nolu port üzerinden de cihaza bağlanma şansınız olacaktır yönetimi için. Burada da zaten cihaz
172, 16, 16, 16'da IP'ye sahip ve DHCP olarak IP dağıtacak. Benim makinem de burada büyük ihtimalle 172, 16, 16, 17 IP'yi alacaktır. Siz burada bu yapıda bir nolu bağlantıyı aktif etmeden iki nolu port üzerinden de cihaza ulaşabiliyorsanız biliyorsunuz. Ama yani mesela atıyorum bu makineden ulaşmak istiyorsanız cihaza çok kolay bir şekilde yani buradan bağlanmak istiyorsanız cihaza kolay bir şekilde bu bağlantı olmasa bile iki nolu port üzerinden cihaza ulaşabilirsiniz. Ama ben burada karıştırmak istemedim. Çünkü bunun IP'sini bulmak da zor olabilir sizin için. Burada bir nolu porttan cihaza ulaşmak daha kolay olacaktır. Tamam, devam edelim. Önce cihaza bağlanacağım. Ama şöyle yapalım. Ben burada bir CMD sayfası açıp IP'mi kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi 172, 16, 16, 17 IP'si benim makinemde ve ben buradan ping atarsam eğer gördüğünüz gibi ping atma durumum vardır. Cihaza ulaşabiliyorum. Şimdi buradan arayüzden de bağlanalım. 44-44'ü unutmayalım. Ve şu an cihazın arayüzü buradan geliyor. Cihazın 44-43 pardon 443 portuyla da HTTPS'le siz gene cihaza bağlanma şansınız olacaktır. Gördüğünüz gibi ama dikkat edelim burada user portal geliyor bakın. Yani cihazın yönetim ekranı değil de user portalı geliyor. Bu Cyberm tarafında da gene vardı. Orada My Account diye geçiyordu portalın ismi. Burada User Portal diye geçiyor. Aslında ikisi de aynı. Ama dikkat edelim lütfen. Burada yönetim ekranına bağlanabilmeniz için 4444 portuyla bağlanmanız lazım. Kullanıcı adı admin ve şifre de gene admin gireceğim. Login dediğiniz zaman demin size gösterdiğim ekran gelecek. Yani ben bu cihazı önce aktif veya register etmem lazım. Daha sonra yönetim ekranına bağlanacağım. Bahsettiğimiz gibi cihaz register edebilmemiz için internete bağlanması lazım. İnternete de şu an bu yapıda iki nolu port üzerinden bağlanacak bu şekilde. Dolayısıyla Basic Setup diye bir buton var. Buna tıkladığınız zaman siz iki nolu portun ayarlarını buradan yapabiliyor olmanız lazım. Ben burada statiği seçip buradan istediğim IP'yi tanımlayabiliyorum. Mesela şu an iki nolu port bu switch'e bağlı olduğu için veya buradan internete çıkacağı için 172, 16, 10'lu bir IP elle tanımlayabilirim. Ama benim buradaki modem otomatik IP dağıttığından dolayı ben en kolayı bunu DHCP'ye çekebilirim. Ve DHCP'ye çektiğim zaman da otomatik IP alacağım. Siz IP'yi elle de tanımlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya çektiğiniz zaman DNS'i size gene bırakıyor. İstiyorsanız DHCP'den alayım DNS IP'sini ya da statik olarak tanımlayabiliyorsunuz. Ben burada statik seçtim ve 8.8.8 IP'sini tanımladım. Proxy kullanıyorsanız eğer network'te proxy ayarlarını aktif edebilirsiniz. Kullanıcı şifre, port, IP adresini yazabilirsiniz. Ben burada kullanmadığım için bunu pasif hale çektim ve ayarlar buradan bu şekilde kaydedeceğim. Dolayısıyla şu an benim cihazım internete çıkabiliyor olması lazım. Hatta DNS tanımladım. Dolayısıyla isim de çözme şansı var. Gördüğünüz gibi ayarlar burada yapılandırdı. Gene tekrar beni baş sayfaya döndürdü. Ama PuTTY ile cihaza bağlanacağım. Emin olayım cihaza internete çıkabildiğinden. Serial'ı seçip unutmayalım. Hızını 38.400 olarak ayarlayıp ve buradan şu an ben cihazın konsoluna eriştim. Admin şifreye girdim ve gördüğünüz gibi Cyberroom'da gördüğünüz ekranın hemen hemen aynısını burada da gördünüz. Network Configuration diye bir seçenek var. Bir dedim. Interface Configuration. Bir dediğiniz zaman şu an cihazın bir nolu portunun ayarlarını size gösteriyor. Enter dediğiniz zaman da iki nolu portun ayarlarını gösteriyor ve gördüğünüz gibi 172, 16, 10.230, 223 IP'sini DHCP'den otomatik olarak almıştır. Ve
Şu an bu yapıda 223 IP'si ile bu şekilde internete çıkabilecektir. Dönelim tekrar putu ekranına. 2 nolu portu WAN olarak ayarla. Enter dedim. 3 ve diğer portların herhangi bir default IP'si bulunmamakta. Bunu da vurgulamak isterim. IP ayarını değiştirmek istemiyorum. Değiştirmek istemiyorum. Tekrar baş sayfaya döndüm. Gene son bir testi birlikte yapalım. Device Console 4 nolu. Buradan ping diyelim ve atıyorum sophos.com dediğim zaman gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Sophos'un sitesinde de ulaşabiliyor. Peki devam edelim buradan. Web arayüzüne geldim. Şu an ben basic setup'ı yaptım ve şu an cihazın register işlemini yapmam lazım. Register device dediğiniz zaman iki tane size seçenek sunacaktır. Eğer mevcutta customer portalı yani müşteri portalınız varsa login deyip buradan login edebilirsiniz. Yoksa yeni bir hesap buradan oluşturabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için burada login diyeceğim. Ve bilgilerimi buraya girerek cihaza aynı hesabın üzerine kaydedeceğim. Tamam burada. Bilgilerini girdim ve sign in dedim. Tamamdır. Cihazın IP'sini otomatik burada gösteriyor. Benim hesabım burada aktif oldu gördüğünüz gibi. Seri numarayı otomatik gösteriyor. I'm not robot diyelim. Genelde böyle bir soru sormaz ama. Tamamdır. Continue diyelim ve bu şekilde gördüğünüz gibi işlem tamamlanmıştır. Ve initiate license synchronization diyebilirim. Cihazın lisansını şimdi sync edebilirsiniz. Gene burada da cihazın tabi belli internete bağlı olması gerekmektedir. Initialize license synchronization dedim ve license synchronization is in progress diyor. Devam ediyor. Tamamdır. Bu işlem de başarılı bir şekilde tamamlandı. Ve sizin bu seri numaradaki cihazınız şu an register durumdadır. Ben buradan sophos.com adresine girip bu butona tıklayıp sign in deyip aslında bu müşteri portalı tıkladığınız zaman ve ben şu an login bilgilerimi girdiğim için otomatik giriş yaptı. Ama siz login değilseniz size bir kullanıcı adı şifre sorup daha sonra giriş yapabileceksiniz. Network Protection'ın altına baktığım zaman View Devices diyor. Ve buradan da şu an benim yeni kaydettiğim cihaz yani sonu PAD ile biten cihazın burada kayıt gözükmektedir. Trial lisansı veya gerçek lisans elinizde varsa aktif edebilirsiniz. Buradan subscribe deyip gerçek lisansı add subscription butonuna basıp size gönderilen satış arkadaşlarımızdan size gelen PDF'den lisans numarasını bu kısmına yapıştırıp Verify diyebilirsiniz. Veya daha lisans elinize ulaşmadıysa aktif etmek istediğiniz trial veya deneme lisanslarını seçip veya hepsini seçip try now deyip buradan confirm dediğiniz zaman trial lisanslarınız da aktif olacaktır. Ve gördüğünüz gibi burada da sizi uyarıyor. 30 günlük bir trial lisans size tahsis edilecektir. Ve bu tek bir sefer yapılmaktadır. O 30 gün trial lisansı bittikten sonra artık trial lisansını buradan aktif edemezsiniz. Cyberroom'da yine belki hatırlıyorsunuz.
3 çarpı 15 gün. Yani toplamda 45 gün trial lisansı vardı. Burada tek seferde 30 gün size trial lisansı sunmaktadır. Ve 30 günde sizin gerçek lisans elinize ulaşması için yeterli bir süre. Confirm dedim ve şu an gördüğünüz gibi benim trial lisansım da aktif oldu. Şu an ben cihazın arayüzüne dönüp buradan configuration'ı başlatabilirim. Cihazın yapılandırmasını. Şunun da bilgisini vermek isterim size. Siz demin cihazdan başlatmış olduğunuz registrasyon işlemini portaldan da direkt yapabilirsiniz. Yani şu kısma gelip register device deyip buradan cihazın seri numarasını ve bilgilerinize girdikten sonra buradan da register edebilirsiniz cihazı. Aynı şekilde register ettikten sonra aslında buradan da kolay bir şekilde register edebilirsiniz. View Devices bölümüne eklenecektir cihazınız ve buradan trial falan aktif edebilirsiniz. Ama gene cihazın arayüzünden synchronize işlemini bu sefer yapmanız yeterli olacaktır. Ve yine bahsettiğimiz gibi bunun için internet bağlantısı gerekmektedir. Tamamdır. Benim cihazım aktif. Ben buradaki gateway modunda istiyorum. Çünkü şöyle bir yapıda konumlandıracağım. Cihazı bu mevcut firewall'un veya mevcut modunun LAN tarafına bakacak olan port yani burada olacak. Ve ben mevcut yapıyı bozmamak adına 172.16.12.254 IP'sini tanımlamam lazım. İkinci nolu portu da artık oradaki bağlantıya göre statikse yani mesela fiber internetse statiği seçip 50 IP vermem gerekiyor. Veya DHCP'den IP alacaksa bunu seçmem lazım. Veya ADSL veya DSL hattım varsa PPPoE'yi seçip buradan pek sizin trafiğinizi etkileyecek bir şey değil ama sadece cihazlar bir isim tanımak. Yani sesim geliyor mu? Tamam, takılma var diyorsunuz. Anladım. O zaman sesle ilgili değil, internet bağlantısında sanırım bir sorun var. Hem sesle hem görüntüde takılma var diyorlar arkadaşlar. Valla anladığım kadarıyla pek yapabileceğim bir şey yok. Mecbur bir şekilde devam edeceğiz. Bir isim tanımlayabiliriz biliyorsunuz evet cihaza. İlerleyelim. Burada LAN 1 kısmında yani LAN 1'a default kural otomatik olarak gelmiyor. Yani Cyberroom'da biliyorsunuz LAN'dan bana otomatik iki tane kural geliyordu ve bunları hatta siz silemiyordunuz. Bunun üzerine istediğiniz kurallar ekliyordunuz. LAN'dan bana böyleydi. Ama burada default kural yok. Siz isterseniz wizard aşamasında bir tane kural oluşturabiliyorsunuz.
diyorsunuz. Lan bana yine bahsettiğim gibi bir tane kural oluşsun. Web filtre şu olsun, application filtre şu olsun ve IP'si de bu olsun. Ya da dilerseniz burada seçmiyorsunuz, kurulum esnasında elle oluşturabiliyorsunuz. Tamamen size bağlı. Ben bunu seçtim. Default olarak elo ol ve IPS'de uygulamadım. Lan bana şöyle bir kural oluştursun istedim. İlerle dedim. Mail server ayarlarını yapıyorsunuz. Benim burada aslında mail sunucum olmadığı için şimdilik böyle bir sallama IP yazacağım. Ve bu şekilde ilerliyorum. Tamam, buradan saat aralığını belirleyeceğim. Ve default olarak NTP sunucuyu kullan dedim. İlerle dedim. Bu şekilde şimdi finish butonuna bastığım anda burada yaptığım ayarlar cihaza uygulanacaktır. Ama ben skip butonuna bastım çünkü uygulamak istemiyorum. Cihaz yeniden başlatılacak. Bu zamanı kaybetmek istemediğim için skip dedim ve cihazın arayüzüne bağlandım. Gördüğünüz gibi Sophos XG veya SFOS şöyle bir dashboard ekranına sahip, Control Center diye geçiyor. Ve buradan menülerden farklı yapılandırmayı yapabileceksiniz. Ben aslında ilerlemek istemiyorum. Zaten bu webinarın da amacı rejistrasyon işlemlerini yapmaktı. Bir sonraki webinarlarımızda daha teknik konularla birlikte olacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Bir özet geçmem gerekiyorsa cihazın aktivasyon işlemlerinde şöyle bir yol izledik. En başta cihazın arayüzüne bağlandık. Ve Basic Setup butonuna tıklayarak bu şekilde cihazın iki nolu portunu DHCP veya statik olarak ayarlayarak cihazı internete çıkarttık. Bir sonraki aşamada cihazın aktivasyonu için Activate Device veya Register Device dedik. Burada bize iki tane seçenek sunuldu. Evet, Register Device ve iki tane seçenek sunuldu. Login mi etmek istiyorsunuz yoksa yeni bir hesap oluşturmak mı istiyorsunuz? Biz burada login ettik ve kendi hesabımıza bir tane cihazı kaydettik. Ve son olarak da synchronize ettik lisansı. Bu aşamada portala bağlandık ve oradan da trial lisansları aktif ettik. Sormak istediğiniz bir soru varsa buyurun, ben soruyu alabilirim. Burada da bir link sizinle paylaştım. Burada da gene bahsettiğimiz konuları bir başka bir videoda göstermekte. Onu da kullanabilirsiniz. Şöyle bir soru geldi. Mevcut CyberHome cihazlarımızın Sophos firmware'ine geçirmek için yükseltme işlemi için bir zaman aralığı var mıdır? Yok. Herhangi bir limit yoktur zaman aralığı açısından. Siz istediğiniz zaman cihazı Sophos XG yani SFOS işletim sistemine geçirebilirsiniz. Şöyle bir güzel haber yani CyberHome kullananlara. Siz normalde CyberHome'daki bir üst versiyona nasıl upgrade yapıyordunuz eskiden? Sophos'a da aynı şekilde geçiyorsunuz. Kesinlikle başka bir aşama yok. Sadece register işlemi yapılacak. Yani upgrade yaparken CyberHome'un customer portalından Sophos'un customer portalına öyle bir geçiş olacak. Cihazın arayüzünde, yapılandırmasında, bilmem konfigürasyonunda herhangi bir değişiklik yok. Ve normalde CyberHome'dan nasıl geçiyordunuz? CyberHome'dan Sophos'a da aynı şekilde geçiş yapabileceksiniz. Yani firmware menüsünden önce dosyayı yüklüyorsunuz, upload and boot diyorsunuz ve bu kadar. Başka bir şey yok. Siz CyberHome cihazınızı Sophos'a geçirdikten sonra bir ay full guard yani tüm özelliklerle size bir trial lisansı sağlanacaktır. Bu bir ayda cihazı kullanıyorsunuz. Memnun kaldığınız takdirde lisansları da migrate etme şansınız olacaktır. Ama atıyorum upgrade yaptınız, arayüzünü beğenmediniz, ne bileyim mutlu olmadığınız bir şekilde gene istediğiniz zaman normal downgrade'i nasıl yapıyordunuz? Aynı şekilde downgrade yapıp tekrar CyberHome'u da çekebilirsiniz. Ama lisanslara upgrade yaparsanız bakın CyberHome firmware'den bahsetmiyorum. Lisansları migrate butonuna bastıktan sonra, upgrade yaptıktan sonra artık lisansları geri çekemiyorsunuz. Dikkat edelim lütfen. Önce firmware upgrade yapalım.
sıkıntı yoksa, memnun kaldığınız takdirde evet ben artık Sophos'a tamamıyla geçmek istiyorum dedikten sonra lisanslara geçirebilirsiniz. Zaten bir aylık sizin trial lisansınız olacaktır. 50 ING için Sophos'a geçiş mümkün müdür? Daha doğrusu hangi modeller Sofos'a geçebilir? Geçiş yoktur. Yani siz bu 50 ING'den örnek vermişsiniz. 50 ING'yi atıyorum 25 ING'yi hatta 15 ING'yi 10 ING'yi bile geçirebiliyorsunuz. Ama bizim yani sahadan kazandığımız tecrübelere istinaden 50'nin altındaki cihazları geçirmemenizde fayda var gibi tavsiyede bulunuyoruz. Çünkü SFOS, Sophos'un işletim sistemi çok daha güçlü bir işletim sistemi, çok daha kapsamlı bir işletim sistemi ve 50 modelinin altında yani 10, 15, 25, 35 modellerinde bazen, o da her yerde değil, bazen performans sorunu yaşanabilir. Dolayısıyla özel bir ne bileyim özellik, özel bir yeniliği kullanmayacaksanız eğer geçirmemenizi tavsiye ediyoruz. Ama 50 ve üzerindeki modellerde herhangi bir sorun olmaz. Yani bizim önerdiğimiz kapasitede kullanıyorsanız eğer cihazı hiçbir sorun yaşamadan 50 ve üzerindeki modellerde geçirebilirsiniz. Kesinlikle bir sorun yaşamayacaksınız. Kesinlikle şimdi bazen upgrade geçerken de sorun olabilir. Ama tabii ki normal şartlarda bir sorun yaşamadan upgrade yapabiliyorsunuz. Performans açısından 50 ve üzerinde bir sorun olmaz. Tavsiye ediyoruz. Register Migration işlemi için bir doküman var mıdır? Vardır. Sizden ricam destek@kontara.com adresine bir mail atın. Gerçi bunu Sophos Community'de de bulabilirsiniz. Ama bir mail atarsanız arkadaşlar da dokümanın içinde paylaşırlar. Bir sıkıntı yok. Doküman da var ama dediğim gibi gerçekten Cyberm'dan Sophos'a geçiş kolay işlem. Şöyle bir tavsiyem olacak. Cihazın yedeğini kesinlikle alın upgrade yapmadan önce. Ayrıca müsait bir zamanda upgrade işlemini yapın. Çünkü upgrade'den sonra migrate ediyor. Yani sizin Cyberm'daki ayarlarınızı Sophos'a migrate ediyor ve burada azıcık daha uzun zaman ihtiyaç olabilir. Ne bileyim 20 dakika, yarım saat gibi bir zamana ihtiyacınız olabilir. İnternetin kesileceğinden dolayı daha müsait bir zamanda yapmanızda fayda var. Onun dışında başka bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Evet, başka bir soru olursa alabilirim. Özetlemem gerekiyorsa siz Cyberm'ı Sophos'a geçirebilirsiniz. 50 ve üzerindeki modellerde tavsiye ediyoruz. Normal upgrade'miş gibi upgrade yapacaksınız. Upgrade bittikten sonra size 30 gün trial lisans, full guard tüm özelliklerle sağlanıyor. Hatta eğer lisansınız yoksa Cyberm'da full guard lisanslar sağlanıyor. Bir ayda sizin fırsatınız olacak. İstediğiniz zaman bu bir ay içerisinde Cyberm'daki lisanslarınızı Sophos'a migrate edebilirsiniz. Ve migrate ettikten sonra da artık sizin Cyberm'la bir alakanız kalmayacaktır. Bu bir ay içerisinde memnun kalmadığınız takdirde normalde firmware downgrade edebilirsiniz. Cyberm ve Sophos karşılaştırması yani ne açıdan karşılaştırma? Yani model açısından mı yoksa özellik açısından mı? Çünkü özellik açısından var aslında öyle bir slaytlarımız. Yani Sophos tarafında eklenen özellikler veya Cyberm'da olan Sophos'ta olmayan özelliklere karşılaştırma bir tablomuz var. Ama model açısından bahsediyorsanız eğer aslında o da var. Onu da sizinle paylaşabiliriz. Tamam. Oktay Bey, ben mesajınızı aldım. Sıkıntı yok. Bunun bir aslında slaytı var. Yani PDF olarak var. Oradaki yeni eklenen özellikler hepsi geçiyor orada. Onları sizinle paylaşırız. Rica etsem mail adresinizi buradan yazarsanız ben PDF'i sizinle paylaşacağım. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Yine sorunuz olursa ben birkaç dakika daha online kalacağım. Sorularınızı alabilirim. Çok sağ olun katıldınız. Yine
gelecek haftalarda da başka Sofos XG konularıyla birlikte olacağız.